Efendim, rahmet ayının 8. gününden bir cuma gecesinden ve gündem özel programından mutlu akşamlar diliyorum. Aslında geceler, iyi geceler demek daha doğru olur. Ama bugün çok önemli bir konuğumuz var. Çok önemli şeyler konuşacağız. Biz biliyoruz ki Ramazan olması hasebiyle insanlar genelde akşamları sahura kadar da uyumuyorlar. Bizi de takip ettiklerini düşünüyoruz. Efendim konuğumuz Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu. Efendim, bizi kendi evinizde kabul ettiğiniz için öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz için mekan verelim. Burası Konya ve Sayın Bakan'ın evindeyiz. Bizi kendisi burada kabul ettiler. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim evime teşrif ettiğiniz için, ama bütün Konya benim evim olduğu için nerede yapsaydık evimiz sayılırdı. Evet. Rahmet ayıyla sözümüzü açtık. Rahmet ayındayız. Malumunuz bu dönemde İslam alemi, insanlık bir muhasebe yapar. Bir yılın muhasebesini. İktisatçılar da yaparlar, zekatlarını verirler. İnsanlar yaparlar, bir dönemde ne yaptık bir yılda diye. Zatenizin de bu konutta birinci yılı tamamlandı. Bu da ayrı bir not olarak. Aynı zamanda milletvekili olarak bir yıl. Bakanlıkta uzun süre ama milletvekilliğinde de bir yıl. Bu muhasebe ayında Sayın Bakanımız acaba kendisini bir muhasebeye tabi tuttu mu? bir onu sormak isterim. Muhakkak tabii. Aslında bizim hayat tarzımız, inançlarımız her an bir muhasebeyi gerekli kılıyor. Yani ben hep mübarek Ramazan ayını da böyle değerlendirmişimdir. Gün bizde, yani İslam inancında, medeniyetinde zamana bir zamanla bir tür iletişim var. Zamanla girilen bir ilişki var ve zamanın bir ruhu var. Öyle rastgele zamanlardan bahsetmiyoruz. Günde 5 kez muhasebe ederiz. Haftada bir kez cumada muhasebe ederiz. Yılda bir kez Ramazan ayında muhasebe ederiz. Ömrümüzde en az bir kez de gücümüz varsa hacda muhasebe yaparız. Her muhasebenin neticesinde alnı ak çıkanlardan eylesin Rabbimiz. Ancak her sabah ve her akşam, özellikle de İslam dünyasının bu son dönemdeki karşı karşıya kaldığı meydan okumalar, yüzleşmeler dolayısıyla o muhasebeyi sürekli yapıyoruz. Ama tabii Ramazan ayı her geldiğinde de geçmiş bir yılın şeyini, hesabını yapıyoruz. Mesela geçen sene Ramazan ayında biz daha çok Somali için yüreğimiz yanıyordu. Evet. Bir sembol olarak söylüyorum. Bu arada onlarca ülkeyle, Bosna'dan Afganistan'a, efendim Moritanya'dan ta Uzak Doğu'ya kadar her yerde birçok faaliyet yapıldı, ama sembol olarak bakıldığında Somali bizim için bir imtihan yeriydi. Bütün Müslümanların aslında bir farz-ı kifaye gibi görmesi gereken bir şey. Hiç kimse yapmayınca, bir mazluma sahip çıkmayınca o hepimizin üzerine oluyor. O dünya çapında da bir çalışma olmuştu tabii, geçen yılki. Dünyayı kıskandıran güzel bir çalışma. Bir yıl içinde Somali'de yaptıklarımız, hamdolsun Allah yardım eyledi. Bir kere başbakanımızla gidişimiz başlı başına bütün dünyada bir devrim etkisi yaptı. Afrika'da bir muhabbet etkisi yaptı. Devrim niteliğinde bir muhabbet. Bütün Afrika'da, Türkiye, şimdi Somali'de yaptıklarımıza ve bir yıl önce Somali için ne söz verdiysek hepsini yerine getirdik. Elhamdülillah. Beni çok mutlu eden, hani dünya ölçeğinde hem bir insan olarak hem bir Müslüman olarak mutlu eden, bir uluslararası toplantıda önemli bir ülkenin Dışişleri Bakanı Somali diasporasına konuşurken, sizin için işte toplantı organize ediyoruz, şunları yapıyoruz dediğinde Somali diasporası yetkilileri kalkıyor. Siz sadece toplantı yapar ve söz sarf edersiniz, ama Türk kardeşlerimiz Somali'de bizimle birlikte yaşarlar. Bizimle birlikte emek verirler, gözyaşı dökerler. O zaman gittiğimizde gördüğümüz acı tablo sebebiyle bir eylem planı çıkarmıştık. Mesela hemen Büyükelçiliği katacaktık. Açtık Ekim ayında bir, gerçekten bu işe aşkla sadık bir, benim de ta üniversite yıllarından arkadaşım, eşi de eşimin aynı dönemde tıpta okudu, beraber okudu. Bir doktor arkadaşı, Afrika'ya kendine gönüllü bağlamış bir arkadaş. Bütün Londra'daki öğretim üyeli görevini, her şeyi bırakıp gitti. Ve bir yıl içinde Somali'de, o da ki büyük bir efsane oldu. Yani her an orada Somali'deki kardeşlerimizle beraber
havaalanını rehabilite edildik, ettik. Havaalanından şehre yolu rehabilite edeceğiz dedik, ettik. Hastaneleri yeniden inşa edeceğiz dedik, edildi. Başbakan yardımcımız Yozgat'tan daha çok Somali'ye neredeyse gidiyor. 2 ayda bir Somali'ye gitme görevi verdi başbakanımız bu işleri takip için. Bekir Boz'da gidiyor. Ve en önemlisi Türk Hava Yolları Somali'ye sefere başladı. Somali ilk defa 20 yıl sonra düzenli bir uçuşla dünyada Somali dünyaya her yerden şimdi İstanbul üzerinden gidiyor. Bu bir örnek, bir muhasebe yani olumlu bir muhasebe. Tabii insanı üzen, daha fazla çalışmak için netice almak istediğimiz çok alan var. Yine geçen sene Libya'yı konuşuyorduk. Evet. Libya'da büyük çatışmalar vardı. Tunus, Mısır, bütün bu süreçte. Şimdi tabii Suriye'deki olaylar dolayısıyla çoğumuz üzüntülüyüz. Ama baktığımızda bir yıl içinde gerçekten bölgemizde 2 yıl önce tahayyül edilemeyecek olan gelişmeler yaşandı. Yani Libya'da geçtiğimiz sene bu günlerde Ramazan'da tabiri caizse yiyecek ekmekleri yoktu. Biliyorsunuz biraz da konvansiyonel yolların dışına çıkarak Türkiye 100 milyon dolar yolladı. Onunla Ramazan'ı çıkardılar. Ki Libya gibi zengin bir ülke. Ama şimdi bir yıl sonra Libya'da seçimler yapıldı. Dün ben bir Libya heyetini kabul ettim. Yeni bir dönem başladı. Mısır'da seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Tunus'ta seçilmiş bir hükümet, seçilmiş başbakan var, cumhurbaşkanı var. Fas'ta aynı şekilde. Şimdi bütün bu ülkelerde biz bu ülkelerin yeni liderleriyle oturduğumuzda aynı sizinle konuştuğumuz rahatlıkla konuşuyoruz. Dertleşiyoruz. Kendi aramızda başbakanımızla cumhurbaşkanımız ne kadar rahat konuşuyorsak Mısır cumhurbaşkanıyla da aynı rahatlıkla konuşur hale geldi. Bunlar tabii güzel şeyler. Ama acı şeyler bitmiyor. Her yıl yeni bir imtihan getiriyor. Ve yüzyılların hesapları görülüyor. Soğukkanlı bir şekilde hepimizin değerlendirmesi gereken hesaplar. Geçen sene Somali varsa şu anda da diyelim Myanmar'la uğraşıyoruz. Evet. Arakan Müslümanları'nın evet. acısıyla. Geçen sene Libya'da kriz varsa şimdi Suriye'de var. Ben şimdi ama hepsiyle uğraşacak bir kere idealimizdeki dünya Ramazan ayının bize yüklediği o büyük muhasebe, varoluşumuzun muhasebesi bizi bu imtihanlar karşısında yüzleşme gücü veriyor bize. Allah gücümüzü, kudretimizi artırsın devletimizin, milletimizin ki buralara nerede bir mazlumu varsa hani nerede biz bir yardımcı yok bu bize diyen bir halk varsa Allah bizi onlara yardımcı eylesin diyelim. Evet. İnşallah Ramazan bu muhasebelerin hepsini yaptığımız bir ay. Şimdi dış dünya açısından güzel bir muhasebe oldu. Şimdi konuya da geleceğiz. Bir yıl içerisinde geçen yıl sıkıntılı birçok ülkede bugün elhamdülillah çok güzel gelişmeler var. Mısır'da, Libya'da artık seçilmiş hükümetler var. Seçimler yapılıyor. Demokrasi yavaş yavaş yerleşiyor. Hemen yanı başımızda da Suriye var. Konya'ya az sonra gelelim. Suriye'de de işte geçen yıl Libya'nın yaşadığı sıkıntıları Suriye yaşıyor ama Suriye'deki konu biraz Libya'dan farklı. Libya'da toplu olarak uluslararası bütün kuruluş ve bütün devletler ortak bir karar aldılar ama Suriye'de bu karar Rusya ve Çin'in vetosuyla bir türlü alınamadı. Bu süreç Suriye'de sanki biraz daha mı uzayacak? Şimdi tabii Libya'da o kararın alınış süreci Rusya açısından rahatsız edici durumlar doğurduğu için kendilerince öyle diyorlar. Suriye'de maalesef uluslararası toplum gerekli dinamizmi göstermedi. Evet. Biraz bazı ülkelerdeki seçimler, Amerika'da, Fransa'da, Avrupa'daki ekonomik krizin, artması, İslam dünyasında neredeyse Türkiye dışında işte İran var, Endonezya var ama biraz da uzakta. Hani bu olaylara tepki verebilecek, bu olayları yönetebilecek, yönlendirebilecek, katkıda bulunabilecek ülkelerin sayılarının azalması. Yani Pakistan kendi meseleleriyle uğraşıyor. Yani tek bir Mısır, ülkenin neredeyse evet İslam dünyasında bütün bu meselelerle uğraşabilecek kapasitede, yani devlet gücü itibariyle ve vizyon itibariyle uğraşabilecek kapasitede Türkiye dışında bir aktör neredeyse kalmadı. Bu üzerimize olağanüstü bir yük oluşturdu. Bunu bir hani külfet anlamında yüklemiyorum. Evet. Sorumluluk anlamında omuzlarımızda bir yük olarak söylüyorum. Bununla bir şekilde yüzleşmemiz gerekiyor. Bazı milletler, yani biz sıradan bir millet değiliz, sıradan bir ülke değiliz. Böyle imtihan edilerek olgunlaşırlar, daha da güçlenirler. Biz
bu inşallah kritik süreçler geçtiğinde hem Suriye'nin daha huzurlu, güçlü, istikrarlı bir komşu olacağını inanıyoruz. Hem de Türkiye'nin bu sorumlulukları yerine getire getire dünyadaki önemin artacağını inanıyoruz. Ama dediğiniz doğru, maalesef şu anda yani bütün bu süreçte en büyük yük, sorumluluk bizim omuzlarımızda o kaldı. Evet. Şimdi genel anlamda Suriye, Türkiye'yi az önceki saydığımız bütün devletlerden çok daha yakın ilgilendiriyor. Çünkü akrabalık bağlarımız var, 900 kilometrelik bir sınırımız var. Ve bugüne kadar da yani yakın bir zamana kadar da özellikle son yıllarda çok iyi bir ilişkimiz de oluşmuştu. Onun için de çok önemli. Geldiğimiz süreç itibariyle tabii Suriye toplumu bu süreçten geçmesi gerekiyordu. Diğer bütün Arap baharlarında olduğu gibi. İlk başladığımız noktadan bugüne geldiğimizde biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iyi bir dış politikası sergilediğimizi ve iyiye doğru işlerin gittiğini söyleyebilir miyiz? Tabii ki kesinlikle yani bu konuda hiçbir tereddütümüz yok. Ancak netice kadar, netice sonunda ortaya çıkacak neticeye tabii hayırlı olması için hep dua ediyoruz, gayret ediyoruz ama onun kadar bulunduğunuz yerin doğru ve haklı olması önemli. Zaten bulunduğunuz yer doğru ve haklı bir yer değilse, konumunuz, ilkeleriniz doğru bir zemine oturmamışsa, neticede kısa dönemde başarı olsa bir uzun dönemde mutlaka zararlı çıkarsınız. Evet. Şimdi bizim durduğumuz yer doğru. Yani Beşar Esad halkıyla savaşmadığı dönemde, halkına topla, tankla saldırmadığı dönemde, uçakla, helikopterle saldırmadığı dönemde, huzur varken Suriye'de biz iyi ilişkiler kurduk. Fırtınanın yaklaştığını gördük. Ve o fırtına yaklaşmadan Suriye bu fırtınadan etkilenmesin diye gidip Suriye'ye, Başbakanımız geçen sene 2011 Ocağı'nda gitti. Daha sonra ben iki kez gittim, saatlerce konuştum. Heyetler gönderdik. Hep o fırtınayı bir dalga kıran gibi Suriye'ye doğru gelmemesi için çaba sarf ettik. Evet, hep ama onu merak etmişimdir Sayın Bakanım. Hep onu merak etmişimdir. Yani dünyanın gözü önünde bir gidişat var. Siz o özel ikili toplantılarda ne konuştunuz ve onlar size hangi tepkiyi verdiler? Her şeyi yani düşünün geçen sene Ramazan ayında gittiğimde Hama saldırısı yapılırken, Hama'da Ramazan gününde camiler yıkılırken, bombalanırken, Hama'da değil Ruzu'da ben Şam'a gittim. 7 saat görüştük yani şu şekilde düşünün 7 saat her şeyi konuştuk. Bu krizden nasıl çıkılması gerektiği, reformların yapılması nasıl yapılması gerektiği, ordunun şehirlerden çekilmesi gerektiği, bunların hepsi konuşuldu. Her konuşmamızda yapacağız dediler. Beşer Esad'ı yani söylüyorum. Sizin haklı olduğunuzu... Tabii tabii. Hiçbir evet. zaman bu söyledikleriniz yanlış denmedi bize. Yapacağız dediler. Bir iki adım attılar ama daha sonra eski yönteme geri döndüler. Çünkü maalesef bu tür devlet yapılarında yukarıdaki küçük bir klik bütün resmi kendi perspektifinden görür ve doğru okuyamaz. Kimse birbirine de itiraf edemez. Hani tutup da veya bir eleştirel şeyle de yaklaşamaz. Bir kısır döngüye girer sistem. Biraz daha bastırırsak kendi kontrol kendisi. Ederiz diye düşünürler. Biraz daha işte artırırsak baskıyı, bu şeyi sustururuz diye düşünürler ve sonra da susturamayacakları noktaya geldi. Geri dönülmez bir noktaya gelir. Maalesef o noktaya geldiğini gördüğümüzde biz tabii tutumumuzu değiştirdik. Değiştirmek zorundaydık. Nihai kertede bizim için önemli olan Suriye halkıdır. Yani şu anda biz burada otururken, ben yolda gelirken Halep ile ilgili bilgiler alıyordum. Yani teravih namazdan çıkıp eve gelene kadar son durum nedir diye. Şu anda biz burada bu programı yaparken Halep saldırı altında. Evet. Yoğun bir bombardıman altında. Şimdi bir yönetici kendi halkını, hani diyelim iddiaları şuydu. Burada teröristler var. Hani teröristler geldi. Bu doğru bir iddia değil. Ama diyelim ki doğru. Terörist bir böyle bir mücadele uçaklarla insanın kendi şehrini bombalaması yoluyla halledilebilir, yürütülebilir mi? Yani Şam bombardıman altında. Halep'e uçakla helikopterlerle bombaya nasıl ayırt edilebilir? Şimdi Allah muhafaza eylesin. Konya'da bir mahalleyi diğer mahalleden nasıl ayırt edebilirsiniz? Şimdi bu buraya kadar gelmesinin sebebi sistemin kendisinin otokratik bir yapıya sahip olması ve başka diğer yöntemleri kendine güvenememesi. Bunları biz kendisiyle çok açık konuştuk.
Mesela öyle bir an geldi ki geçmişte Suriye'ye en zor dönemde biz katkıda bulunduğumuz için izolasyona tabi tutulduğunda bütün ekonomik imkanlarımızı biz seferber ettik. Lübnan Savaşı'nda biz yardım ettik vesaire. Bakın bütün bu savaşlarda, bütün bu zor durumlarda biz sizin yanınızdaydık dedi. Çünkü o zaman başka ülkelerle, İsrail'le ya da başka ülkeler probleminiz vardı. Ama şimdi kendinizle, kendi halkınızla bir problem yaşarsanız ve kendi halkınıza savaş ilan ederseniz ve bizden tercih yapmak zorunda bırakırsanız bizi, bir dakika bile düşünmeyiz, halkı seçeriz. O, ama dışarıdan biri size zulmetseydi, size saldırsaydı, geçmişte olduğu gibi sizin yanınızda olurduk. Maalesef kendi halkıyla barışık olmayan bir yönetim bu getirdi. O güzelim Şam, Şam-ı Şerif, o güzel tarihi Halep, bu yönetimin bombardımanı altında. Bunu tabii kabul etmemiz, buna tepki vermememiz, buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu tür durumlarda üç yol vardır. Ya ilişkileri devam ettirirsiniz ve siz de o zulmün parçası haline gelirsiniz zamanla ve insanlar baktıklarında televizyonda veya başka yerlerde her yıkılan evden Suriye yönetimi kadar sizi de sorumlu tutmaya başlar. Türkiye'ye destek verdi veya Türkiye sessiz kaldı diye. Ya ikincisi, bekle gör politikası takip edersiniz. Dersiniz ki ya ben niye karışayım, işte sınırlarımı koruyayım. Suriye'de bu şey zulüm olursa kim kazanırsa sonunda onunla komşuluk yaparız. Başkaları bu sırada o zaman girerler. Onlar Suriye'yi veya o ülkeyi şekillendirmeye çalışırlar. Siz aynen Irak'ta olduğu gibi şekillenmiş bir şeye girmeye çalışır. Üçüncüsü ise bu benim kardeşim dersiniz. Bu benim komşum ve müdahil olursunuz. İşte biz bu üçüncü yol. Üçüncü yaptık. Bütün dünya Suriye'yi terk etse biz Suriye'yi terk etmeyiz. Efendim biz üçüncü yaptık. Bu akil bir davranış. Belki smart bir davranış. Bunu kabul ediyoruz. Ama böyle bir savaşın eşiğine gelmiş gibi bir hava esti. Özellikle de ülke içi siyasetin ifadeleri. Ne oluyoruz? Aslında bir savaşa doğru gidiyoruz mu? Bizim, böyle bir soru var. Hayır. Uçağımızın düşürülmesi, şehitlerimizin olması. Yani her şey kontrol altında mı? Kontrol dışı bir duruma gidebilir mi Türkiye? Yani şimdi, bunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi tabii bu kaygıların olması normal. Yanı başımızda yangın var. Şimdi düşünün, şu yanımızdaki ev yanıyor. Ben dün gelen Suriye heyetine de onu söyledim. Başka ülkeler bu meseleyi diplomatik bir mesele olarak bakabilirler. Ama biz yan yana duran iki ahşap ev gibiyiz, bitişik ev. Birinde yangın var, ben evimde rahat oturabilirim diyemeyeceksiniz. Dolayısıyla bir büyük yangın var bölgede. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu yangını biz çıkarmadık. Bu yangını biz alevini artırmadık. Durdurmaya çalıştık, söndürmeye çalıştık. Böyle bir durum var. Ama Türkiye'yi iyi bu yangının parçası haline getirilmemesi için de her şeyi yapıyoruz. Hiçbir zaman provokatif veya Türkiye'yi böyle bir eşiğe getirecek tutumlara kapılmadık. Ama kendi sınırlarımızı korumak, kendi huzurumuzu, sükunetimizi korumak, bir de tabii Suriye'deki kardeşlerimize de yardım etmek bizim için bir görev. Böyle bir savaş beklentisi, savaş psikolojisi yok. Burada bir fakat kırmızı çizgimiz var mı? Her türlü ihtimale bizim hazırlıklı olmamız lazım. Devlet olduğunu bu tür durumlarda gösterir. Yani ihtimalleri hesap eder, hazırlığını yapar. Fakat böyle bir savaşa sürükleniyoruz psikolojisine girmek doğru değil. Bu bizimle Suriye arasında bir problem değil. Suriye yönetiminin kendi halkıyla problemi, bütün insanlığın problemi. Yani bu mesele, bu problem bizim kendi üzerimize almamamız gerekir. Ama neyi kendimize üzerimize almak durumundayız? Suriye olan sorumluluklarımız ve Suriye'nin geleceğini inşa ederken Suriyeli kardeşlerimizin en kısa zamanda, en doğru şekilde kendi iradelerine dayalı bir yönetim kurmalarını temin etmek. Peki efendim, bizim millet olarak kırmızı çizgilerimiz vardı. Bundan bir tanesi terör. Bununla ilgili Barzani'nin tutumu, şu anda Esed'in bu bölgede bir koridoru bunlara tahsis etmiş olması, güç birleşimi ve harita üzerinde Sayın Başbakan ifadesiyle bir yeni ülkeler doğurur gibi. Yok, hayır, Başbakanımızın öyle bir ifadesi olmadı. Hayır, yeni şeye ülkeler müsaade etmeyiz. Tabii yani hayali bir sürü harita çıkarttılar. Evet, mesela öyle bir harita çıkarttılar ki Başbakanımızın tepki verdi. O sanki Kamışlı'dan Laski'ye kadar böyle bir PKK kontrolünde bir bölge, böyle bir şey yok. Bu haritayı böyle kim şey çıkarıyor efendim? Yani İşte bu zaten
Öyle bir dikkat ederseniz bizi eleştirenler 2-3 hafta önce Esad gitmeyecek. Dolayısıyla Türk hükümeti zor durumda kalacak diye eleştiriyordu. Yanlış tercihler. Nasıl bir kampanya yürütüldüğünü özellikle bana karşı son dönemde. Kampanyada ağırlıklı olarak bize dönük olmak yürütüldüğünü, nasıl çirkin ifadeler kullanıldığını ana muhalefet partisi genel başkanı tarafından da ve bu konuda da hemşehrilerimize de teşekkür ederim. Bu edep dışı ifadelere edebe çağrı şeklinde evet, Konya'da tepki gösterdikleri için çok ciddi bir tepki oldu. Onu ben de öğrendim ve teşekkür ederim. Konya'nın edebi ne de yakışan budur. Şimdi böyle edep dışına çıkacak kadar da şeyler niye yapıldı? Siz yanlış davrandınız. Beşar Esad kalacak. Türkiye zor durumda kalacak. Şimdi Beşar Esad'ın gideceğini hemen hemen herkes görüyor. Bu sefer de Beşar Esad giderse Suriye'nin kuzeyinde bir terör şeyi olacak. Şimdi her türlü risk var tabii bölgede. Biz bu risklere karşı hazırlıklıyız. Ama bugün bir televizyon programında da söyledim. Sanki Türkiye'nin 911 kilometrelik sınırının öte tarafında PKK hakimmiş gibi bir kanaat uyandırmaya çalışmak PKK'ya verebilecek en büyük destek. Yani PKK'ya destek vermek istiyorsanız deyin ki bütün bu bölgede PKK hakimiyeti. Yok böyle bir hakimiyet. Zaten Kürt kardeşlerimizin orada yaşadığı bölgeler de böyle bütün sınır değil. Kamışlı bölgesi var, Haseke bölgesi var, El Cizire denilen. Kobani bölgesi var, Afrin bölgesi var. Buradaki 3-5 şehir ki bunlar büyük şehirler de değil. Buralarda PKK'nın yaptığı bazı bir onda Kamışlı, Haseke'de değil, Afrin'de ve Kobani'de. Ve bunların arası da uzun, her birinin arasında 150-200 kilometre mesafe olan, aralarında Türkmenlerin, Arapların yaşadığı coğrafya. Halep'in %75-80 Arap'tır, %10 civarında Kürt vardır, gerisi Türkmendir, Hristiyandır. Şimdi bu kompozisyonu bildikleri halde öyle bir hava oluşturmaya çalıştılar ki sanki bütün bu koridorda PKK hakimiyeti yok, böyle bir hakimiyet. Ama şu var, PKK buradaki boşluğu, böyle oluşacak bir güç boşluğu doldurma çabası içine girebilir. Rejimle işbirliği yaptığı için PKK ve PYD, rejim zaten kendisinin kudreti kalmadığı için belli yerlerde, boşaltı alanlarda onlara bir fırsat alanı doğdu. Biz bu fırsat alanının doğmasına izin vermeyiz. Bu konuda her türlü tedbir alırız. Başbakanımız da kastetti o. Ama bununla da Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi ayırmamız lazım. Yani Suriye'deki Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimiz nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, Türkiye onlara aynı nazarla bakar. Evet, yani onu da ayırt etmek lazım. Bir soru soracak ama ben aynı konuyla devam olduğu için. Bu arada Erbil ziyaretiniz çok anlam kazanmış olacak. Tabii Erbil'le önümüzdeki günlerde gideceğim. Sadece Suriye'deki gelişmeleri, tabii terörle ilgili, terörle mücadele bağlamında da konular ama Suriye'yi de konuşacağız, bölgedeki gelişmeleri de. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu konuda Türkiye'nin tutumu açık. Bu noktada 3 konuda biz herhangi bir olumsuz tablonun oluşmasını istemeyiz, izin vermeyiz. Bir, buralarda bir terör yuvalanması. Bir şekilde bu PKK da olsa, El-Kaide de olsa, başka bir terör örgütü de olsa buna izin vermeyiz. Bu bizim için bir güvenlik meselesi haline gelir. Bu önemli. İkincisi, böyle bir kaotik ortam içinde Suriye'nin belli de facto kontrol alanlarına dönüşmesi. Hani bir bölge Kürt bölgesi, öbür bölge Nusayri bölgesi, öbür bölge Türkmen bölgesi, öbür bölge Dürzi bölgesi diyerek Suriye içinde bu boşluktan bir istifade, bir de facto bu tehlikelidir. Suriye'nin dükkanla haline dönüşmesidir. Bunu istemeyiz. Ama bunun müsebbibi de bugünkü yönetimdir. Bugünkü yönetim bir mezhepçi tutumla büyük bir kitleyi karşısına aldığı için herkes kendi toplumuna, cemaatine, kendi bulunduğu aidiyet hissettiği dini ve etnik topluluğa sığınmak durumunda kaldı. Üçüncü olarak da tabii bu rejimle işbirliği içinde olanların tekrar bir kontrol sağlaması şeklinde bir tabloya da izin verilemez. Yani öyle bir fırsatçı doğdu ki
PKK, PYD rejimle işbirliği yaptı. Şimdi rejim çekilince de Boşaltı alanı doldurmaya kalkıştı. Bu tabi Suriye'de bu haklı direnişi yapan gruplarla bu gruplar arasında bir çatışma doğmasına sebebiyet verir. Yani Araplarla Kürtler arasında özellikle. Bu da çok yanlış, çok tehlikeli bir sonuç doğurur. Bunların olmaması için çaba sarf ediyoruz. Yoksa evet. Türkiye kendisine dönük her türlü tehlikeyi bertaraf edecek kudrete, güce sahiptir. Bir de Suriye coğrafyası, tabii Irak coğrafyası gibi dağlık, evet, ulaşılmaz bir coğrafya. Bu dümdüz ova olan bir coğrafya ve nihayet bütün o bölgenin en büyük şehri Halep'tir. Yani Suriye'nin kuzeyinin ve Halep'teki tabloda, Halep'teki Türkiye'nin iyi müzahir olan, Türkiye'yi seven insan topluluğu da herkesce malum. Bizim için bu bir Türk-Kürt meselesi değildir. Böyle yansıtılmaması lazım. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin haklarını, hukuklarını da biz gözettik her zaman. Geçen sene Beşar Esad'a Nisan ayında gittiğimizde taleplerimizden biri de Suriye'deki Kürt kardeşlerimize vatandaşlık kimliği verilmesi. Kimlik henüz, bile vermiyorlar. Henüz yok orada ya, Kürtler. Tabii, Kürtli kimliği şeyi yok. Yani kimlik, nüfus cüzdanı yok. Bırakın pasaportu falan. Şimdi böyle bir devlet anlayışı Kürtlerin hakkını mı koruyacak? Evet, şimdi burada en önemli nokta şu. Az önce biz üçüncü yolu tercih ettik dediniz. Muhalefet üzerinize geliyor tabii ki. Onların herhangi bir yolu yok herhalde bu üç alternatif içerisinde, ama burada üçüncü yol kardeşlik hukuku üzerinde kurulu. Suriye halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kardeşlik mesajını algılıyorum efendim. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Evet. Şimdi Kapı Camii'nden çıkarken bir Suriyeli kardeşimiz geldi. Sarıldı ve teşekkür etti. Geçen Ramazan ilk günü, ilk teravihte, daha doğrusu Ramazan şeyde, Sultanahmet'te kıldım. Yine Suriyeliler geldiler, teşekkür ettiler. Nereye giderseniz gidin, şu anda Türkiye, Suriye'deki herkes onların tek sahiplerinin, yardımcılarının, arkadaşlarının, dostlarının Türkiye olduğunu çok farkında. Şey. Zaten bizim için önemli olan da bu. Muhalefet eleştirmiş. Bütün dünya eleştirsin. Bütün Türkiye'deki muhalefet, ki günlük değerlendirmeleri bile yapmaktan acizdir, eleştirse, o eleştirileri karşılığında bir Suriyeli kardeşimizin kalbini kazanacaksak bütün o eleştirileri görüşleriz. Evet. Biz yani Türkiye'nin doğru yolda olduğuna, Ahmet Davutoğlu'nun doğru yolu seçtiğine inanıyoruz. Halk da, halkımıza inanıyor, ama karşı koz olarak Beşar Esad da ilginç bir şey geliştirdi. Yani herhalde orada öyle görünüyor veya dünya toplumunu öyle kandırmaya çalışıyorlar. Onlara da dediler ki, efendim, bizim Türkiye Cumhuriyeti halkıyla bir sorunumuz yok ama hükümetiyle sorunumuz var. Sanki buradaki Türkiye Cumhuriyeti halkının hükümetiyle sorunu varmış gibi. Şimdi bu çok kurnazca ve ama çok basit bir kurnazlık yani. Yani herkesin fark edeceği bir kurnazlık. Bir de demokrasiyi anlayamamaktan gelen bir şey. Türkiye'de nihai test, sınav seçimle olur demokrasilerde. Evet. Eğer halk Türkiye'nin bu politikasından rahatsız olsa, geçen sene bize Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük desteğini, bir seçimde görülen en büyük desteğini vermezdi. Evet. Veya şu anda bir yıl içinde bu politikayı takip ediyoruz. Kamuoyu yoklamalarında bir düşüş gözlenirdi. Aksine yükselme var. Son bir kamuoyu yoklaması bana getirdi Suriye bağlamında. Halkın %75-80'i Suriye politikamızı tasvip ediyor. Muhalefet partileri, yani AK Parti dışındaki partilerin de bile, evet, tabanın %60'ı, %55-60 arası destekliyor. Şimdi neden? Çünkü Türkiye onurlu bir yol takip ediyor. Bütün bu karalamalara, bu kampanyaların arkasında kimlerin olduğunu, ne yapmak istediklerini biz biliyoruz. İstiyorlar ki Türkiye tekrar eskiden olduğu gibi edilgen bir ülke olsun. Suriye'de yer yerinden oynasın. Türkiye'de ne dediği anlaşılmayan bir iki açıklamayla yanlış yorumlanmış, yurtta sulh, cihanda sulh şeyleri içinde kalan, yanlış yorumlanmış. O ülkenin yanlışlığı anlamında demiyorum. Biz bir yere karışmayız. Sonucu deyip sonucu bekleyen bir tutum benimsen, Türkiye eski edilgen tutumuna gelse memnun olacaklar. Şimdi biz eleştirilere açığız. Ben defaatlerce meclis kürsüsünde de söyledim. Varsa bir teklifiniz, söyleyin. Dördüncü bir yol varsa onu da söyleyin. Ama tutumunuz net olsun. Çelişkili tutum takınmayın. Eğer bizim yaptığımız yanlışsa
deyin ki çıkıp açıkça siz yanlış yapıyorsunuz. Beş arasada desteklememiz lazım. Bunu deyin ben kabul ederim. O zaman tutarlı olur. Hayır tutarlı olur o zaman. Yani dersiniz ki ben buna saygı duyarım. Beşer Esad'ın rejimini desteklemeliyiz. Bazısının tek parti yönetimi devam etmeli. Bu bir mesela bazı çok aşırı sol çevreler bunu savunuyor. Yani isimlerini vererek şeylerini yapmak istiyorlar ama savunuyorlar. Dersiniz bu bir yoldur. Ama hem şunu diyeceksiniz. Biz Suriye'de demokrasi istiyoruz veya Suriye halkının şeylerin yanındayız. Hem de Beşer Esad kalsın diyeceksin. Şimdi bunun bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Türk usulü muhalefet. Bunun adını koyabilir miyiz Sayın Bakanım? Yani daha önce Sayın Başbakan üzerinden hariciyeye vurulur idi. Bunu duyuyorduk, okuyorduk, yazıyorduk. Şimdi direkt sizin üzerinizden bir hükümete giydirme var. Yani bunun adını koyabildiniz mi? Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani gölgelerin çok büyüdüğü bir dönemde miyiz yani? Gölgeler çok büyüyünce biliyorsunuz. Şimdi ben bu tür durumlarda durumları şahsileştirmeyi sevmem. Yani biz bir hükümetiz. Hükümetimizin yani politikasına dönük bir tepki var. Ama haklı olduğunuz bir cihet var ki son birkaç aydır şahsen özel bir yıpratma kampanyası yürütülüyor. Bunu da görecek, anlayacak, arkalarındaki sebepleri de tahlil edebilecek durumdayız. Ama önemli olan şu, bu ilk defa olmuyor. Onun için ben rahatım. Yani bu alışıksınız. Tabii. Yani bakın bugün bana dönük saldırıların eleştirinin ötesine geçen hakaretamiz saldırıların çok sık yapan bir yazar ve hani fantazi, bizim dış politika fantazi olarak görüp bizi tehlikeye götüren bir yazar. 2003 Mart'ında da şöyle bir başlık aldım. 2003 daha yeni göreve başlamışım. Baş danışmanım, bakan da değilim. Hoca stajını bitir evine şeyine dön, üniversitene dön. Efendim Türkiye'yi çok yanlış yerlere sürüklüyorsun gibi yazılar da yazıldı. 2003'te o zamanki politikamızı eleştirdiler. Niye eleştirdiler? O zamanki saldırı sebeplerinden biri Irak'a komşu ülkeler toplantısı yapmıştık. Türkiye'nin kendi geliştirdiği bir inisiyatifti savaş öncesinde. İstedik ki o savaş yaşanmasın. Bütün oklarını bize yönelttiler. Neden? Çünkü o bizim inisiyatifimizdi. Türkiye'den gelen bir inisiyatifti. Bakın daha onlarca örneği var da bir iki çarpıcı örneği. 2006 Hamas ziyareti. Seçimler olmuş, Hamas seçimi kazanmış. Aynen şimdi olduğu gibi. Bugün İsrail'de, bugün Suriye'de olandan daha şey, İsrail zulümle o seçimi kazanan milletvekillerini hapse atmış. Hamas lideri Türkiye'ye geldi diye ertesi gün benim boy resmimi bir gazete bütünüyle bastı, Hamas'ın arkasından da o çıktı diye. Düşünün ki ondan 3-4 yıl sonra İsmail Haniye, Hamas'ın başbakanı Türkiye'ye geldi, muhalefet liderleri kabul etti. Şimdi kim geleceği görebiliyor? Biz o zaman Sayın Halit Meşal'e geldiğinde ilkeli bir tutum takınmıştık. Niçin bu örnekleri veriyorum? Bu çok yaşandığı için bugün de aynı tablo var. Şöyle düşünülüyor. Özgün politika takip ediyorsanız ve birileri açısından kontrol edilemez bir faktör gibi görülüyorsanız bu tür saldırılara muhatap oluyorsunuz. Yani kendi politik adınızı takip ediyorsanız içeride ve dışarıda bundan rahatsız olanlar eski alışkanlıklara dönmek istiyorlar. Eski Türkiye'ye gitmek. Eski alışkanlıklar çok rahat yürütülen, yani onlar yazı yazacaklardı, yazarlardı. Dış politikayı onlar yönlendirirlerdi. Oturdukları köşelerinden, hiçbir ızdırap çekmeden. Ankara'daki hükümet üzerinde bu etkiyi kurarlar. Şimdi kuramazlar. Kuramıyorlar. Bu bütün basın için söylemiyorum. Elbette. Ancak bu saldırıyı yöneten bakın eleştiriye saygı duyuyorum. Ve herkesle eleştiriyi paylaşırım. Öğrenmeye de çalışırım. Bazen güvendiğim dostlarıma, benimle farklı düşünen kişilere de çağırırım. Bir şeyiniz var mı eleştirin diye. Aydınlara bir kanaatiniz nedir diye sorarım. Fakat burada bu bir
eleştirinin ötesine geçen bir şey. Yani edep sınırlarını zorlayan. Meselenin esası da Türkiye'nin ulaştığı gücün birilerini rahatsız ediyor olması ve bu gücün arkasında biraz iddialı, özgüveni yüksek bir dış politikanın olması. Bize niye, ne diyorlar mesela? Ya siz bu, niye bu kadar iddialısınız? Niye büyük hedefler ortaya koyuyorsunuz? Bizim şu ana kadar yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz şeyler ilk sözü edildiğinde hayal gibi geliyordu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği de dahil olmak üzere. Ama oldu. Siyaset niçin yapılır? Hani bunu hayalcilik anlamında görmeyin ama hayali olmayanın siyaseti de olmaz. Tamam. Bir ideali, bir rüyası. Evet. Rüyanız, uykunuz kaçacak, gece kalkacaksınız. Ben bu ülkeyle ilgili şöyle bir rüya gördüm. Bir rüya geliştireceksiniz. Bu kötü bir şey değildir. Siyaset bu aşkla yapılır. Türkiye'yi ilk dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağım diye bir hedef koyduğunuzda aslında kendinizi bağlıyorsunuz gece gündüz çalışmak için. Birileri için bu hayaldir. Olmaz şeydir. Ama o hayali oraya koyduğunuzda ancak toplumu motive ederek bir yere götürürsünüz. Özellikle beni anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü tam konu Mavi Marmara'ya getirmek istedim. Ben Deniz'de Mavi Marmara'da bulunduğum için o bölümü bir sormak gerekiyor diye düşündüm şimdi. Neredeyse üzerinden 2 yıl geçiyor. Ve bir gelişme var mı? Bu konuyla ilgili uluslararası platformlarda bir görüşme var mı? Hala aynı noktadalar. Özür dilemiyorlar mı? Yok, o zaman şöyle soralım. Yani son 1-2 haftadan bu tarafa sanki veya son günlerde sanki bir özür dilenecekmiş gibi bir hava oluştu. Sonra bir anda dağıldı. Türkiye ile ilişkilerini bir şekilde bir zemin oturmak isteyen bugünlerde gazetecileri davet ediyor. Demeçler veriyor. Beşer Esad'ın davetinden sonra bazı gazetecilerimiz de İsrail'e davet edildiler. Onları ben de takip ettim. Bizim tutumumuz açık ve net. Bu tutum bu şartlar sağlanana kadar özür, tazminat, Gazze'ye insani yardımların gitmesi için ambargonun kaldırılması vesaire bütün bunlar şeydir. Bizim söylediğimiz hususlar. Bunlar yerine gelirse ilişkilerde bütün ülkelerle olduğu gibi karşılıklı saygı içinde normalleşme olur. Ama bunların olmaması durumunda ve Filistin halkına zulümler devam ederse, yerleşim politikaları vesaire, zaten İsrail kendisini bölgede bir gettoya hapsetti. Yani şu anda İsrail'in bölgede herhangi bir ülkeyle görüşebiliyor olması söz konusu. Yani eskiden Mısır'la görüşüyordu, Ürdün'le görüşüyor. Şimdi Mısır'la da ilişkileri bu anlamda eskisi gibi değil. Bizim için önemli olan Mavi Marmara'nın bu anlamda sembolik ve değer boyutu çok önemli. O bakımdan sonuna kadar bu konudaki politikamızda ısrarlı olacağız. Hayır. Kimse nasıl kampanya şey yapılırsa yapılsın yani iyi kendince olumlu mesajlar veriliyor olursa olsun nihai kertede bizim prensiplerimiz belli. Sayın Bakanım, Suriye'yle son bir soruyla kapatmak istiyorum.